Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır. Paylaşımlarımızla neyi amaçladığımızı merak edenlere de önce vatan nedir onu öğrenmelerini teklif ve temenni ediyoruz. Osmanlı Devlet ricalinin taktığı sarıkların içinde kefen vardı ki ölümü unutmasınlar diye. Bizde de millet ve ülke davasına baş koyarken, Cumhur İttifakı'nı kurarken kefenimiz mücadelemizdir dedik. Kefenimiz yeminimizdir dedik. Vatana duyduğumuz eşsiz sevda ve bağlılığın bir bedeli varsa da seve seve öderiz inancını ve iradesini gösterdik. Milletimizi bölmek için fırsat kollayanlara, bozgunculuk çıkarmak için pusuya yatanlara, yalancılara, talancılara, yabancıların yerli acentesine dönmüş siyasi devşirmelere itibar etmek kendimizi inkardır. Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Türk ve Türkiye yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Bunun için kefen giyeceksek ona da baş göz üstüne deriz. Yerimizde saymaya, olanla yetinmeye, onun bunun ağzına bakmaya, tarihin gerisine düşmeye, debisi yüksek bir nehir gibi akan hadiselerin içinde edilgen ve etkisiz kalmaya ne hakkımız ne de niyetimiz varsın. Sızlanarak, övünerek, seyrederek hiçbir şey yapamayız. Davası olan her insan aynı zamanda umut insanıdır. Çünkü iman varsa imkan vardır ve nihayetinde karamsarlık bulutları dağılmaya mahkumdur. Türkiye artık feleğin çemberini kırmalıdır. Makus talih hepten değişmelidir. İstikrarlı yürüyüş kararlılıkla devam etmelidir. İddialı yürüyüş her gün biraz daha hız kazanarak Cumhuriyet'in yeni yüzyılında muktedir tarihimizin tekerrürünü sağlamalıdır. Elbette gerçekleşebileceği hedefimiz de budur. Şayet konu Türk milleti oldu mu, hayallerimizin ve hedeflerimizin hiçbir sınırı olmaz, olamaz. Türkiye'nin yelkenlerini şişiren rüzgar kesilmesin istiyorum. Kamburlarımızdan kurtulalım diyorum. Bu arada makamda gözümüz yoktur, koltuğa merakımız yoktur. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti sonsuza kadar yaşasın dursun. Yeter ki haine, teröriste, düşmanlarına karşı bir olalım. Beraberce direnelim.